Ülkemize ilk defa gelecek olan kasırgayı nasıl karşılamayız? Hoş karşılarız. Dualarımıza karşılayacağız onları. Evde karşılarım herhalde. Paz. Bilmiyorum. Yani kasırganın seviyesine bağlı. Ülkemize ilk defa gelecek olan kasırgayı nasıl karşılarsın? Ne zaman geliyor? Hoş geldin. Bence kasırga ülkemize hiçbir türlü gelmeyecek. Bunlar sadece uydurulan haberlerden birkaç tanesi. Valla uçarsak güzel olur ya aslında. Valla cidden güzel olur. Ben evde battaniyenin altında film izleyeceğim. Evimizi de karşılamayı düşünüyoruz. İşte o gün işe gideceğim. Ben ne olacak hiç bilmiyorum yani. Ya ülkemizde ilk defa olduğu için açıkçası bir belirsizlik var. Hiçbir şey yapmayacağım. Evimde ya da okulumda olacağım büyük ihtimalle. Hiçbir şey de olmaz diye düşünüyorum inşallah. Vallahi pek de garip karşılayacağımı sanmıyorum. Hatta keşke beni alıp götürse yani yurt dışına uçursa da bir daha da gelmesem. Kasırgadan nasıl faydalanırsın peki? Yani böyle kollarımızı açıp uçabiliriz herhalde. Bak ceketime çok uyuyor. Faydalanmalık bir durum yok. Sığınaklara kapanırdık. Bir şekilde saklanırdık yani. Vallahi ben güneşlenmeyi düşünüyordum. Kendisi sert geliyormuş. Biraz da sırtımda ağrı var aslında. İyi geldiği söyleniyor. Ufak bir meltem. Romantik bir görünüm sağlayabilir yani video falan. Kasırgadan pek bir fayda beklemiyorum açıkçası. Faydalanamayacağım sanırım. O benden faydalanmasın da önemli olan bence o olabilir. Havada sevmediğim insanları görürüm belki. Dinlenme olarak kullanabiliriz bunu, dinlenme fırsatı. Kasırgadan nasıl faydalanmayı düşünürsün peki? O nasıl bir soru? İmkan olursa rüzgarını hapsetmeyi önümüzdeki yazlar için isterdim. Kasırga olsaydın Türkiye'ye gelir miydin? Teğet geçer Amsterdam'a giderdim. Ha, gelirdim kesinlikle. Neden? Neden? Adana'ya uğramak isterdim. Tepkilerini merak ederdim. Yok. Yani yok. Sanırım hayır. Teğet geçerdim herhalde Türkiye'ye. Yani beni çünkü hiç iyi karşılamazlardı. Yok, neden geleyim ya? Neden geleyim? Giderim Avrupa'ya giderim. Euro olmuş 8-9 sonra. Uğramadan geçerdim. Tabii ki kasırga olsam. Ben kasırga olsam dolar olmuş kaç para? Değişir ben benim Türkiye'de. Uğrardım. Erkeklere genel olarak bir şey yapabilirdim. İşkence falan yani. Sevmediğim insan çok da İzmir'de. Peki deve kuşları sence kasırgadan nasıl saklanmalı? Ha, kafasını gömmesi yetmeyecek. Komple gömsün. Deve kuşu error. Beyin DLL bulunamadı şu an. Nasıl saklanmalı? Saklanmamalı. Genel olarak gene kafasını kuma gömer diye düşünüyorum herhalde yani daha. Vallahi kafasını kuma gömsün desem zaten onu yapıyorlar, bir işlevi yok. O yüzden onlar kanatlarını uçsunlar zaten. Onlar uçamıyor normalde ama kasırga sayesinde uçarlar belki. Deve kuşu kasırgadan nasıl korunmalı? Deve kuşundan kasırgalar nasıl korunmalı? Deve kuşundan kasırgalar nasıl korunmalı? Yani kesinlikle kuma gömmemeliler kafalarını. Bu kasırgaya ne isim verirdin? Kasırga. Bunu soracağınızı tahmin ediyordum. Bence kasırgaya kendi adımı verirdim. Dobby. Efendim? Dobby. Ben adını vermek isterdim. Çılgın şey. Vallahi gerek yok yani. Evet, verecek olsam eski sevgilimin adını verirdim. Boyoz derdim tabii ki. Peki, kasırgaya hazırlanırken yanına alacağın 3 şey ne olurdu? Hiçbir şey. Hepsi uçar gider çünkü. Olcanı alırım, bir tane su alırım. Başka hiçbir şeye gerek yok ya. Şarj aleti alırdım yanıma. Yağmurluk. Ayça 1, Ayça 2, bir de sosyal hizmet uzmanı alırdım. Şemsiyem, köpeğim. Bir de köpeğimin kemiği. Rüzgar çakma, biraz yemek, bir de çadır herhalde. Alabiliyorsam ağır bir araba. Annemi alırdım. Bir şey almazdım başka ya. Bol bol fast food kilo almak için, ağırlık önemli tabii. Belki şemsiye yani uçarken biraz daha düzgün uçmak için. 3 tane papağan. Sağlık görevlisi.